devlet kampanyasını yürütenler baskı ve tehditle alamadıkları sonucu en son oy kullanma ve sayım döküm esnasında Yüksek Seçim Kurulu'nu devreye sokarak alma yoluna gitmiştir. Ve bu seçim tarihimize bir yeni seçim türünü daha eklemiştir. O seçim türü de mühürsüz seçim olarak anılacaktır. Halk oylamasının şu ana kadar ilan edilen sonuçları gayri meşrudur. Meşru değildir. Bu şekliyle kesinleşince merri olabilir, yürürlüğe girebilir ama hiçbir zaman meşru olmayacaktır. İşte bu sebeple sonuçlar henüz kesinleşmeden bütün hukuk yollarını kullanarak meşru olmayan bu uygulamaya yine hukuk yoluyla son vermek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdik. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Gelinen bu tabloda halk oylamasının meşruiyetini sağlayacak tek şey, halk oylamasının meşruiyetini sağlayacak tek şey bu oylamanın iptalidir. Sabah sandıklara verilen eksik oyları alıp daha sonra mühürsüz oyların da geçersiz sayılacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nu kararını birleştirdiğimiz zaman, bu iki hususu topladığımız zaman ortaya organize bir oy hırsızlığı çıkmaktadır. Bugüne kadar hiçbir seçimde yaşanmayan eksik oylar önceden paketlerin içerisinden çalınmış organize bir biçimde, sonra dışarıda üretilmiş ve ondan sonra sandık başında üretilmediği için sandık kurulu mührü ya da ilçe seçim kurulu mühürleri vurulamadan sandıklara sokulmaya çalışılmıştır. Oylama süreci içerisinde bütün bunlara rağmen sonuç konusunda tereddüt olacağı anlaşıldığında sayım devam ederken müdahale edilerek bu mühürsüz oy pusulaları geçerli kılınmak suretiyle başlayan organizasyon tamamlanmıştır. Bu bir oy hırsızlığı organizasyonudur. Bu bir milli irade hırsızlığı organizasyonudur. Buna bilerek ya da bilinmeyerek iştirak edilmiştir. Biz bununla meşgul değiliz. Meşgul olduğumuz şey seçimler yargı gözetim ve denetim altında yapılacaksa yargı gözetim ve denetim altında yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi kanuna uygun olarak seçimleri yürütmekti. Ancak görüyoruz ki bu seçim sürecinde özellikle mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasının kabul edilmesi açıkça seçimlere hile karıştırılmasının ve milli irade gaspının seçim sahteciliğinin önünü açmıştır. Bu seçimlerin meşruiyeti tartışmalıdır. Artık meşruiyeti kalmamıştır. Bu saatten sonra görüntülerden de gördüğünüz üzere mühürsüz oy pusulalarına daha sonradan sandık kurulları, sandık başkanları tarafından mühür vurulduğu gibi aradan geçen iki gün içerisinde oyların muhafaza edildiği ilçe seçim kurullarında torbalara ne ölçüde müdahale edilip edilmediğini de bilmiyoruz. Bütün bu organizasyonun torbaların içine müdahale edeceğinden de hiç şüphe duymuyoruz. Bugün mühürlü oy pusulalarını sayım sırasında geçerli olduğu talimatını veren Yüksek Seçim Kurulu sandık kurullarının bu mühürsüz oy pusulalarını ayırmasına fırsat tanımamıştır. Şu anda Türkiye'de kaç tane mühürsüz oy pusulası var? Bunu bilmek fiilen de kayden de mümkün değildir. O yüzden bu seçimin sayımları yenileyerek düzelmesi mümkün değildir. Yapılması gereken tek bir şey vardır. Meşruiyetini yitiren bu halk oylamasının iptal edilmesidir. Bunun dışındaki bir yol kamu vicdanını rahatlatmayacak.